ılık suyu fincana döküyoruz. Sonra mama ist besleme mamasından 2 kaşık kadar atıyoruz. Ondan sonra zeolit tozu, mercimek tanesi kadar zeolit tozu atıyoruz. Karışımı karıştırıyoruz. Yoğurt kıvamını buluyoruz. Eğer çok kuru olursa biraz daha sıcak su, yani ılık su dökebiliriz. Mamanın içeriği böyle olacak. Hazırladığımız mamayı fırıncaya çekiyoruz. Kuşun durumuna göre bu değişiyor. Bazen 3 milim, bazen 2 milim, bazen 4 milim. Açlığına göre değişiyor bu oran. Ben şu an 3 milim kadar vereceğim pastamıza. Fırıncanın ucunu temizliyoruz. Sonra hastamızı elimize alacağız. Kuş, şöyle parmağınızla kuşun size tutunmasını sağlıyorsunuz. Ondan sonra kafasından tutuyoruz. Şöyle. Şu vaziyeti alıyoruz. Şu vaziyet. Tamam. Kuş size bakarken şırıngayı böyle paralel şekilde tutuyoruz. Kuş size bakarken sizin sol tarafınızdan kuşun kursağına şöyle kursağına kadar götürüyoruz. Aparatı. Sizin sol tarafınız oluyor. Dayıyorsunuz aynen oraya. Dilin üstünden. Sonra yavaş yavaş mamayı enjekte ediyoruz. Çıkarırken de yavaş çıkarıyoruz kusmaması için. Besleme böyle oluyor.